Şimdi de Diyarbakır'ın en meşhur tatlısı kadayıf. Evet. Kadayıfın nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Diyarbakır'ın en meşhur tatlıcılarından, kadayıfçılarından. Evet. Saim Usta'nın yanındayız. Evet. Saim Usta. Efendim. Öğrenmek istiyoruz bu kadayıfın sırlarını. Zavallı nasıl yapıldığını. Sana anlatsın. Hepsini öğreneceğiz. Diyarbakır kadayıfını yapmaya kadayıfın hamuruyla başlıyoruz. Bayram Usta ile beraber. Evet. Bayram Usta. Şimdi Diyarbakır kadayıfının hamurunda ne var? Hamurun başındayız. Evet. Hamuru beraber yoğuracağız. Evet. Şu anda Diyarbakır kadayıfının hamurun başındayız. Kadayıfın hamuru. Başlayacağız da. Başlayacağız. Evet. Şimdi ne koyuyoruz içine? Un görüyorum ve evet. Su görüyorum. Un. Su. Su. Evet. Ama suda buzlu su efendim. Buzlu su. Evet. Gösterelim Bayram Usta. Şu suyu bir gösterelim. Daha güzel gelsin diye. Bakın dostlar bakın. Şöyle gösterelim. İçerisinde buz var. Bol evet, buz. Dökebiliyorsun şu anda. Dökebilir miyim usta? Dökebilirsiniz. Evet, bak, buz gibi. Şöyle. Buz tamam. Gibi suyu döküyorum. Dökün. Şuraya mı döküyorsun usta? Dökün da burayı biraz. Tamam. Hani şey olsun. Ayara gelsin diye. Bunu da bir tabii hata istemez. Evet. Hasta bu çok hassas bir şeydir. Öyle mi? Tabii. Bu bozulursa kadayıf çıkmaz. Yavaş 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 döküyoruz. Dök dök. Korkma. Dök. Ben kenarını temizliyorum. Bu kadayıfın ilk başlangıç hamurudur. Evet. Evet. Dök. Dökebiliyorsun. Dök. Bir iki sulayı dök falan. Tamam. Dök dök dök. Her yer dök. Serbest dök. Bir tane daha dök. Tamam. Görüyorsunuz. Aha. Buz döküyoruz. Dök dök dök. Bol dök. Buz döküyor mu? Buz da var içinde. Aa çıksın. Önemli değil. Önemli değil. Görüyorsunuz efendim. Bir tane daha. Son. Dök. Full dök. Full dolduruyorum. İşte görüyorsunuz. Yavaş 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 bu beyne bu su kuruldu mu? Evet. 3-5 sulayı daha vereceğiz. Yavaş 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 kılavına getireceğiz. Yani özelliği hamurun cıvık olması. Kesinlikle bu daha olacak. 3-5 suyla tam böyle süt gibi olacak. Süt gibi. Süt gibi. Böyle bir yarım saat, bir saate kadar ayara gelir. Evet. Ayara gitti 5-10 saat dinlenecek. Bir dakika. Hamur yoğruluyor. Yoğruluyor. 3-5 saat dinlenecek. Ondan sonra oraya atılmaya gidecek. Efendim, hamurun hazırlanma işlemi... Dinlenmeden kadayıf çıkmaz. 7-8 saat sürüyor o zaman. En az 7-8 saat dinlenmesi lazım. Of, bu hamurun. Of. Erken yapması için kadayıfı güzel gelmez. Sabır işi, ben bunu anladım. Diyarbakır kadayıfının hamurunun son hali bu. Evet. Süt kıvamında. Sütten birazcık daha koyu. Evet. Hamurumuz hazır. Şimdi hamuru ne yapıyoruz? Buraya mı döküyoruz tam? Evet. Şimdi hamur evet, döküyoruz. Hamuru döküyoruz. Bakın görün. Diyarbakır kadayıfı nasıl yapılır? Yerinde ustasından öğreniyoruz. Eskiden el değil, şimdi makine çıkmış. Evet. Eskiden el var. Şimdi makine çıkmış. Makineyle. Elle mi daha iyi oluyor, makineyle mi daha iyi oluyor? Fark etmez. Aynı mı? Aynı. Hemen aynı. Bu biraz daha rahat. Elle biraz daha insan yorucu biraz. Evet, bir de bu biraz daha rahat. Şu anda Diyarbakır sıcak bir makine. Şehir. Özellikle yaz aylarında çok sıcak. Çok sıcak evet. Ama bulunmuş olduğumuz yer Diyarbakır'ın sıcaklığından iki kat daha sıcak. Burada durmak çok zor. Hani ben burada bir 5-10 dakikadır burayım. Biraz daha şeyi hata istemez yani. Güzel istemez. Bir şey yapmaya çalışıyorsun. Şimdi hamuru oradan koyduk. İncecik dökülüyor. Pişince saç kalınlığına geliyor. Saç kalınlığında hamur. Aynı. Kadayıf hamuru. Evet. Fazla da pişmiyor. Hayır. Şu anda pişti. Çok az pişti. Evet. Hatta yarım pişti diyebiliriz hamur için. Şu anda doldurmaya geçiyor. Evet, şimdi hamur nasıl dökülür? Dökülür. Nasıl hazırlanır gördük. Evet. Şimdi ustam hamurumuzu alalım. Alalım isterseniz şuradan hamurlarımızı. Al. Buyurun. Alalım hamurumuzu. Hamurumuzu alıyoruz ve hamuru sarmaya gidiyoruz. Sarma. Hadi. Diyarbakır burma kadayıfı yapalım. Burma kadayıfı buraya götürelim. Gidelim ustam. Kendi ellerimizle Bayram Usta ile beraber döktüğümüz kadayıflarımızı aldık geldik. Evet. Şimdi nereye geldik ustam? Burada geldik artık doldurmaya. Doldurmaya geldik. Kadayıfın doldurmasına. Dolduralım ama neyle dolduracağız? Diyarbakır kadayıfı. Burma kadayıf cevizli kadayıf dolduracağız. Diyarbakır ilk cevizli kadayıf. Orijinali cevizli midir? İlk cevizlidir. 1980'larda fıstıklı kadayıfa başladılar. Evet. Önce de cevizli vardı. Cevizli vardı. Anası, atası cevizli. Ama bugün evet, fıstıklı bu da yapılıyor. Şu anda burma cevizli kadayıf. Evet, içerisine ceviz koyuyoruz. Evet, ceviz. Hı-hı. Şimdi cevizle yine kadayıfla beraber karıştırmışsınız. Evet, kadayıfla hafif karıştırıp birbirlerini tutsun diye. Tutsun diye. Hı-hı.
İsterseniz sizi izleyelim usta. Hemen başlayalım. Evet, döktüğümüz kadayıfların arasına sarıyoruz, tamam. Cevizi koyduk. Şu anda kadayıf, burma kadayıf, çubuk. Çubuk burma kadayıf. Ağası Diyarbakır burma kadayıfı yuvarlak. Yuvarlak. Tamam. Bu şekil. Evet. Ha. Gördünüz mü? Buyurun. İşte Diyarbakır kadayıfının aslı bu. Aslı. Ama bugün tutulan da bu. Çubuk. O çubuk çok tutulduğu için daha gevrek olduğu, daha yemesi güzel olduğu için çubuk melatonin seçiyor insanlar. Ama orijinali yuvarlak olanı. Müşterilerimiz böyle istiyorlar, biz de böyle adam. Var. İsteyen kişilere yapıyoruz yani, sipariş üzeri falan. Şimdi kadayıf Türkiye'nin her yerinde var ama en lezzetlisi herhalde Diyarbakır'da. Aslı Diyarbakır'da, evet. Bugün Diyarbakır. Evet. Diyarbakır'da mesela öğrettim. Diyarbakır'da. Kadayıf Diyarbakır'ın üzerinde. Neden şimdi Diyarbakır kadayıfının özelliği nedir? Özelliği bugün Türkiye'nin neredesinde yapıyorsa Diyarbakır gibi bir tat veremezler. Diyarbakır gibi tat veremezler. Ustalar iddialı. Bayram Usta cevizli kadayıfları doldururken arka tarafta da fıstıklı kadayıf dolduran ustaları görüyorum. Evet. Ustalar kolay gelsin, kolay gelsin. Eyvallah. Maşallah, maşallah. Siz de fıstıklı kadayıf yapıyorsunuz. Evet, evet. Fıstıklı kadayıf yapıyoruz. Kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Şimdi, kadayıfın en lezzetlisi fıstıklı mı, cevizli mi? Fıstıklı. Orijinali cevizli ama kimisi fıstıklı tercih ettiği için fıstıklı kadayıf daha yoğunlukta talep oluyor. Yoğunluğa bize göre en çok fıstıklı satılan kadayıftır zaten. En çok satılan kadayıf fıstıklı. Fıstıklı. Evet, fıstıklı kadayıflar da gayet güzel doluyor, tepsiler doluyor. Son hali bu efendim. Şimdi bu sarılan kadayıflar nereye gidiyor? Ustalar. Şu anda pişirmeye geçiyoruz. Pişirmeye geçiyoruz, tamam. O zaman pişirmeye. Evet, görmüş olduğunuz gibi Diyarbakır kadayıfı fırında pişmiyor. Pişmiyor, evet, ocakta pişiyor. Ocakta pişiyor. Kadayıf ocağında pişiyor. Döne döne pişiyor. Döne döne. Usta, yeter bu kadar. Daha sonra yağ dökeceğiz. Tamam, yağ dökeceğiz. Atalım, atalım. Maşallah, maşallah. Oh, oh. Şimdi Bayram Usta. Atalım, onları atalım. Geliyor. Maşallah, maşallah. Doldurduk. Gördüğünüz gibi bütün ocaklar doldu. Evet, doldu. Şu an ayçiçek yağı veriyoruz. Tepsinin altına döşemeden önce sade yağ. Sade yağ. Tereyağın özünü sürmüştük. Evet. Üzerine de ayçiçek yağı döküyorsunuz. Üstüne ayçiçek yağı döküyoruz kızartması için. İsterseniz dökelim bir yandan da yağını dökelim. 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 Evet. Diyarbakır'da kadayıf sade yağ, tereyağı ve ayçiçek yağıyla pişiyor. Evet. Tepsinin altına tereyağı sürdük. Tepsinin üzerine de ayçiçek yağı döküyor ustam. Bayram ustam. Kızarması için. Kızarması için. Evet, Diyarbakır'da kadayıf nasıl pişirilir? Kadayıf kızartılır efendim. Özel bir ocakları var, gördüğünüz gibi dönüyor. Döne döne pişiyor. Tepsinin altında tereyağı, tereyağının özü. Sade yağ diyorlar Diyarbakırlar. Tepsinin altında sade yağ. Üzerine de ayçiçek yağı döküyor Bayram usta. Ve kadayıflar kızartılıyor. Kadayıflar fırında pişmiyor efendim. Ocakta kızartılıyor. Evet, kadayıf çevirmeye geldik. Evet, buyurun. Kızaran kadayıflarımız buraya geldi. Buraya altı kızardı, üstü kızarmamış. Kızarmış. Çevireceğiz, kızaracağız. Şimdi çevireceğiz, üstünü de kızartacağız. Kızartacağız. Buyurun ustam, tepsiye, boş evet, tepsi. Buyurun. Nasıl çevireceğiz? Şu şekil. Aa. Çevireceğiz, buyurun. Evet. Şimdi çevirdiniz mi? Şu da buraya. Çevirdik ama nasıl bir şey koyduk? Evet. Aa. Şimdi bunu tekrar alt üstü yapıyoruz, dibini pişireceğiz. Yapalım, görelim ustam. Buyurun. Wow, bravo, ustalık gerektiriyor. Bu Diyarbakır kadayıfının her hali, her anı ustalık gerektiriyor. Evet, şimdi pişirdik, tamam mı? Kadayıfımızı ters çevirdik. Şimdi diğer tarafını da kızartacağız. Ondan sonra şerbetleyeceğiz. Hadi bu tarafı da kızartalım. Hadi götürelim ustam, götürelim. Başla. Diğer tarafını da kızartalım. Kızartmaya gidiyoruz. Ama yine yağ gerekiyor. Ayçiçek yağı. Hafif bir yağ gerekiyor abi, altı güzel kızarsın diye. Dökelim ustam, patates dökelim. Kızartır gibi. Dökelim. Diyarbakır'da kadayıf kızartıyoruz efendim. Evet. Evet, ayçiçek yağında Diyarbakır'ın burma kadayıflarını kızartıyoruz. Kontrol ediyoruz. Evet, kontrol ediyoruz. Şu anda kadayıfını çevirdikten sonra dibine bakıyoruz. Evet, olmuş. Nar gibi kızarmış. Evet, nar gibi kızarmış. Şimdi süzmeye götürüyoruz. Evet, kadayıflarımız kızardı. Şimdi kadayıflarımızı alıyoruz. Kadayıfımızın hem altı hem üstü kızardı. Şimdi süzmeye alıyoruz. Kadayıfın yağını süzüyoruz efendim, evet. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda bir 3 dakika falan süzülecek. 3 dakika. 3 dakika. Yaklaşık 3 dakika, dakika sonra süzülmesi gerekiyor. 3 dakika evet, içerisinde. İçinde yağ kalmasın diye. Kadayıfın yağı kalmayacak. Kalmayacak, hiç kalmayacak. Ki hafif olacak. Evet, buyurun. Yağını süzdük, şurupluyoruz.
Hamuru sıcak, kadayıfı sıcak, şerbeti sıcak, soğuk. Şurubu soğuk. Şu anda hazır. Bundan sonra tadına bakacağız, soğuktan tadına sonra. Tadına bakacağız, evet. Kadayıflarımız artık yemeğe hazır. Tadına bakacağız. Çok heyecanlıyım. Sahi Musta. Efendim. Yapması uzun sürdü ama yemesi kolay. Hiç uzun sürmeyecek gibi geliyor. Evet, kolay. Tadına bakalım mı? Bakalım. Önce tabii. Tadına bakalım. Şimdi bu iş burada kuşaktan kuşağa geçiyor. Sahi Musta babasından, amcasından almış bu mesleği. Amcada. Amcasından almış, torununa da öğretmiş. Evet. Babadan oğula, oğuldan oğula geçen bir meslek. Evet. Şimdi hemen size burma kadayıfımızdan iki. Önce tadına bakalım. Tabii. Önce tadına bakalım. Canım çekti. Hemen. Çok canım çekti. Şimdi en meşhur burma kadayıf. Doğru mu Sayın Usta? Evet, burma kadayıf. Oy 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 oy. Şöyle tadına bakalım. Yunus Bey, mikrofonu ben size vereyim. Tabii. Siz anlatın. Ben tadına bakayım. Diyarbakır'ın burma kadayıfı, fıstıklı burma kadayıf. Fıstıklı. İlk fıstıklı burma kadayıf üretimini de biz başlattık Diyarbakır'da. Evet. Atası cevizli. Kesinlikle. Ama en lezzetlisi fıstıklı diyorlar. Fıstıklı, evet. Ben dayanamıyorum. Siz anlatın. Sen ye abi onu. Bol fıstıklı. Bol fıstıklı. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Mükemmel evet. Bir tat. Ben bayıldım. Afiyet olsun. Bir de bunun yanında düz kadayıfımız da var Yasin Bey. Ondan da verelim size. Lütfen, lütfen. Sorulur mu? Sorulur mu? Sorulur mu efendim? Oo. Şimdi. Az bir şey şerbet de dökelim ona. Fıstıklı şerbetimizi de dökelim. Of of of. Görüyorsunuz. Bunu da elle mi yiyeceğiz? Elle. Elle. Kesinlikle. Evet, Diyarbakır kadayıfı. Ana vatanında. Aç bir abi içini. Önce içini açalım, tamam. Of, bakın görüyorsunuz ne kadar bol fıstığı var. Evet. Görüntü şahane. Bakalım tadı olarak farklı mı burma kadayıftan? Şekil değişikliği var sadece. Bu biraz daha yumuşak oluyor. Malzemesi burma kadayıfa aynı. Göre. Aynı. Burma biraz daha gevrek. Tadına bakıyorum. Mükemmel, bu daha yumuşak. Evet, bu biraz daha yumuşak. Burma da çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Çıtır. Farklı. Evet, kesinlikle. İki tane kadayıf ama sanki iki tane farklı tatlı yedim. Kesinlikle, doğrudur. Tadı ve lezzeti ikisinde farklı. İkisi de çok lezzetli. Bayıldım. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Afiyet ben olsun. Buradan ayrılmadan bir fotoğraf çekip bu güzel kadayıfların görüntülerini Instagram'da da paylaşacağım. Teşekkür ederiz. Dünyayı tadıyorum. Facebook ve Twitter'da Dünyanın Tadı. Siz takip ediyorsunuz. Kesinlikle. Herkesin takip etmesini tavsiye ediyorum. Bu güzel görüntüleri, lezzetleri ilk bizi sosyal medyadan takip eden takipçilerimiz görüyor. Evet. Şimdi hemen Instagram'a atıyorum. Dünyanın Tadını Diyarbakır'da çıkarmaya devam ediyoruz. Afiyet olsun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.